Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şualar 306. Çeşitli yerlerden okuyacağım. Buna binaen biz bir vazife-i imaniye ve uhreviye ile bu sıkıntılı imtihana girdik. Evet, 20-30'dan ancak bir ikisi tadil-i erkan ile namazını kılan mahpuslar içinde birden Risale-i Nur şakirtlerinden 40-50'si umumen bila istisna mükemmel namazlarını kılmaları lisan-ı hal ile ve fiili dilleriyle öyle bir ders ve irşattır ki bu sıkıntı ve zahmeti içe indirir, belki sevdirir. Ve şakirtler efalleriyle bu dersi verdikleri gibi, onun için açtım, efalleriyle bu dersi verdikleri gibi kalplerindeki kuvvetli tahkiki imanlarıyla dahi buradaki ehli imanı ehli dalaletin evham ve şubhatından kurtarmalarına medar çelikten bir kala hükmüne geçeceğini ve rahmet ve inayet ilahiyeden ümit ediyoruz. Demek ki Risale-i Nur talebeleri Kastamonu'da diyor ya, kendi imanlarından sonra başkalarının imanı kurtarmasını vazifelidirler. Şimdi Risale-i Nur şakirtleri namazı tadil-i erkanla kılıyor. Tadil-i erkanla kılmalarından etrafındaki görenlere de nokta imtisal oluyor. Ve şakirtler efalleriyle bu dersi verdikleri gibi kalplerindeki kuvvetli tahkiki imanlarıyla dahi buradaki ehli imanı ehli dalaletin evham ve şubatından kurtulmalarına medar çelikten bir kala hükmüne geçeceğini. Yani iman sirayet ediyor. Çok ilginçtir. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kitabında geçiyor. Şöyle bir kitap kabul edin. Doğru bir kitap yazılmış. Doğru. Hiçbir yanlışlık yok. Ama bunu yazan habis bir ruh. Zındık. Münafık. Veya habis. Bu doğru bir kitabı okuyunca o bu kitap vasıtasıyla adamın habis ruhu sana sirayet eder. Bu peygamberin şeyinde de biliyoruz. Sirayet, inikas ve insiba ve bir tane de var. İnikas, insiba, insiba yok bir tane de vardı. İsifat da var peygamberin böyle karşıyı boyaladığını. Burada efalleriyle insanlara bu dersi veriyor Nur talebeleri. Kalplerindeki imanı tahkikiyle de onların kalplerine çelikten bir kala hükmünde onlara bir kuvve-i manevi temin ediyor. Başka bir yer okuyacağım size. Her tarafta, hatta Hint ve Çin'de ehli iman bu zamanın çok dehşetli dalaletinin galebesinden acaba İslamiyet'te bir hakikatsizlik mi var ki sarsılmış diye şüpheye ve vesveseye düştüğü vakit birden işitir ki bir risale çıkmış. İmanın bütün hakikatlerini kat'i ispat eder. Felsefeyi mağlup edip zındıkayı susturuyor diye anlar. Duysa görmedi. Birden o şüphe ve vesvese zahir olup imanı kurtulur ve kuvvet bulur. Görüyor musun uzakta? Evet. Her tarafta, hatta iki devlet gösteriyor. Hint ve Çin'de. Tesadüf yok. Yani daha çok böyle zulmün olduğu, hakikatlerine ulaşılması çok zor bir yerler. Doğu Türkistan, Hindistan'ın kuzey tarafı,
Bak her tarafta, her taraf ama istisna yaptığı iki yer var. Hatta Hint ve Çin'de ehli iman bu zamanın çok dehşetli dalaletinin galebesinden. Çin'de bütün okullarda şu anlatılıyor. Çinlilerden hariç hiç kimse evrimini tamamlayamamış. Çinliler evrimini tamamlamış, dine ihtiyaç olmadığını tespit etmiş. Dine ihtiyaç, evrimini, devrimini tamamlayamamış, bedevi insanlara aittir diye okullara böyle anlatılıyor. Komünizm. Mao. Yani güya sistem hantallığı Avrupa'nın demokrasi gibi böyle bir şeyi var. Ekonomiye koymuş bu sistem ama insan haklarında hiç alakası yok. Mesela orucu zorla yatırıp su içiriyorlar. Uygur Türklerden. Uygur ha. Yani işte evrimini tamamlamış bir millet bu. Evrimini, devrimini tamamlamış. Mesela benim gibi düşünmezsen yaşama hakkın yoktur. Evrimini tamamlamış. Onun için. Yani bunu yapıyor. Biz de diyor ki evrimini tamamlamamış hiçbirisi. Kendi yaptığına bak. İşte bunlara bir ders gitse, yani duysa Hint ve Çin'de ehli iman bu zamanın çok dehşetli dalaletinin galebesinden. Acaba İslamiyet'te bir hakikatsizlik mi var ki? Sarsılmış. Diyorlar ya böyle. Ya ne oldu ya Alem İslam'a? Alem İslam'a ne oldu yani? Şimdi ya ne oldu bu Müslümanlara? Adam hilafeti kaldırarak başı yok etmiş. Şimdi sürü şeklinde kalmış. Lidersiz olduğundan oluyor. Yani lidersiz olduğundan yönetimlerinde de kısmen kendilerini geçirmiş mesela. İngiliz kafirlerini koyduğu adamlar var. Suudi Arabistan'da. Tam bir kafir. Mısır'da da öyle. Suudi Arabistan Vehhabi kafiri. Nerede zındık varsa onu destekliyor. Suudi Arabistan. Yani değilse ben kafir oluyorum ama bunu bilerek söylüyorum. Zındık. Vehhabi zındığı, İslam düşmanı, nerede Müslümanlık var, nerede İslamiyet inkişaf ediyor, yardım ediyor. Fransa Afrika'ya giriyor, sömürgecilik ayeni, yardım ediyor. Mısır'ı Müslümanlar devrilsin diye Avrupa ve oranın o şeyleri var, bir tane putperest şeyi var. Onların hakim olması, Hüsnü Mübarek zındık kafir rejimin olsun diye Suudi Arabistan milyarlarca yardım ediyor. Libya'da da şu anda savaş yaptırıyor. Cezayir'de Fransızların girmesine bu kadar para vermiş mesela. Bu kadar yani İslam devletinin başında gibi gözüken zındık kafir. Niçin? Bütün Müslümanlara kafir diyor. Onun için kafir oluyor. Şimdi böyle bir durumda yani Kur'an'ı ortadan kaldırmak için her gayretini yapıyor. Kur'an'ı anlaşılacak kütüb-i site inkar ediyor. Hadis inkar ediyor. Hadis inkar etmek, ayet inkar etmek gibidir. Kafir oluyor. Yani Kur'an'ı açacak, Suudi Arabistan'da bahsediyorum. Kur'an'ı, Kuveyt de öyle, Dubai de öyle, Dubai de yardım ediyor. Bir Katar var. Böyle. Bir de Hamas tarafı var. Filistin öteki tarafı komünist. Mahmut Abbas komünist. Marksist bir şey var. Onun için zaten İsrail dokunmuyor. Şimdi Kur'an hadissiz anlaşılmaz. Tefsirsiz anlaşılmaz. Suudi Arabistan'a tefsir sokamazsınız. Kütüb-i site sokamazsınız. Şirk. En büyük şirk kendileri asar. Bütün her tarafta heykel var. Resim. Bana dedi ki cevşen vardır boğazımda Arabistan'da. Haçtayken. Tuttu şirk dedi. Allah'ın hikmeti. Dedim ki resmi göstereyim. Put şirk bu dedim. Şirk bu. Bir baktı hemen bıraktı. Şirk bu. Tabii krala böyle diyorsun. Bu. Ya. Hiç ses yapmadı. Ve namazla alay ederler. Kur'an-ı Kerim'le dalga geçerler. Nasıl yaparlar? Din kisvesi altında.
kutsiyeti yıkarsanız Kur'an ortadan kalkar. Kur'an bir kutsiyeti, ben uzatmıyorum ha. Ondan sonra okuyacağım. Bir şeye sahiplenmek için ona kutsiyet vermen lazım. Kutsiyeti yıkmanız gerekiyor, dini yıkmak için. Dinin suru kutsiyettir. O nasıl yıkılıyor? Şimdi namazda, bak nasıl herkesin önüne geçerler, dağıtılmış. Nasıl yapar? Buradakini söyleyeyim de, oradakini de uygulayayım. Mesela moda çıktığı zaman, benim hatırladığım kadar, bunun ehli Müslüman olduğu söyledi. Manken. Dedi ki, 250 tane kadın manken tespit edilir İstanbul'a. Bunların işi o çıkan modayı, zor bir moda. İslam toplumunda bunu uygulamak çok zor, çıplak bir şey. Mesela Zeytinburnu'ndan Taksim'e iki kişi gidiş, iki de geliş, dört kişi koymuş bu hatta, otobüse binecekler. İşleri güçleri şu, Taksim'e gidecek, 5-10 dakika orada, aynı başka bir arabayla Zeytinburnu'na gelecek. Dört kişi. Altı kişi Kadıköy'de Mecidiyeköy. Bakırköy'den Mecidiyeköy, yani belediyede, metroda, metrobusta, Marmaray'da, yani insanların göz, çok olduğu yerde gözleri modaya alışsın diye kendi zındık komitesini, daha çok Hürriyet, Milliyet, işte Doğan Öldüğün şeylerini, elemanlarını kullanıyorlar. O kendisi söyledi. Taksim'de çarşaflı yürüyüşleri yapan kadınların Hürriyet mankenleri onları yapmış. Çarşafı sonra da çıkarıp yaktılar yani. Tamam. Öyle o 98'de o Müslüm Gündüz'de Ali Kalkancılar hepsi böyle senaryosun. Bu zındıklar da onlara çok uygun. Çok uygun kullanıldı bu zındıklar. Zındıklar zındıklara hizmet etti. Sonra o çarşaf yürüyüşleri yapıldı. Belki sizin ömrünüz o kadar şuurunuz intikal etmemiştir 98'de biz işkence gördüğümüz zaman. Çarşaflar Taksim'e bastı diye Hürriyet, Doğan Holding'in ve Koç'un ayarladığı hostesleri bilmem neleri, oteldeki adamı, bilim malumatımı veriyorum size. Çarşaf giyerek, çarşaflıymışlar edasıyla. Bir taraftan da sarıklı cübbeli Mahmud Efendi cemaatini vesaire şey yaparak. Öteki taraf atsi mendilleri beyaz şeyde beyazlıktan aşağı Eminönü sirkeci böyle. İslam düşmanları bunlar. İslam'ın, Kur'an'ın düşmanları. Nurculuk'tan bahsetmiyorum, İslam düşmanları. Öyle. Ötekisi de Esrar Öreğin fabrikası Beylikdüzü'nde yakalandı. Karslı Ali Kalkancı mı dedi, nedir o? O da zındık. Eroin fabrikası. Ya dinler değil mi? Ya tarikat. Onu öyle. İşte Antalya'dan fahişe bir Fatma mıydı? Fahit getirmişler öyle. Bunlar hepsi senaryo. 98 faciası yani. Bizde işkence gördüğümüz tarih. Yani ben hissiyim yani bu konuda. Böyle İslam, İslamofobi mi diyorlar böyle? Bir şey, senaryo yaptılar. Acayip. Ondan sonra Allah rahmet etsin. İzzettin mi? Neydi abimiz? Kafasına çivi çakarak şehit ettiler. Yazıcı abilerden de. Yok. Met Zehra'nın deyin falan. Böyle o dönemlerde yani. Faili meçhul cinayetler. Adamlar kayıp. Asit gönlerine gömülüyor vesaire. Ondan sonra Ergenekon denilen şeyi gene bu yerleştirildi. Bu Hoca Efendi ile Ergenekon alındı numarası ayrı bir numara. Ergenekon deşifre oldu. Şey deşifre etti. Allah rahmet etsin Müslüm Yasicioğlu. Dolayısıyla bu deşifre olunca daha iş yapamazdı. O zaman birisi vasıtasıyla bu tasfiye edilecek. Ama tasfiye eden kişi de güven sağlayacak. Tasfiye ettiği için. Güven sağladığı için devlet, millet, ordu ona destek verecek. Onun eliyle yeni Ergenekon konulacak. Bunu da Fethullah Hoca grubuna yaptırdılar. Toplumda ve medyada vesaire de Ergenekon düşmanı olarak şey yapıldı. Ergenekon üstüne giderek. Evet, Ergenekon'u tasfiye etti. Ama onun vasıtasıyla yeni Ergenekoncular konuldu. Böyle bir senaryo şey yaptı ama Allah müsaade etmedi. Ergenekon, balyoz darbeleri doğrudur. Onun eliyle tasfiye oluyor ama onun öyle bir güven sağlıyor ki onun eliyle yeni Ergenekonlar konuluyor. Vatan, millet için çalışan insanlar casusluk davasıyla işten atılıyor. Şeyde, o bilim şeyinde. TÜBİTAK da olsun. Geliştirme şeyler var. Uçak. Aselsan. Orada vatan evlatlarını, Anadolu çocuklarını vatan haini diye göstererek
kendi elem sahtekarları koydular, onu attılar mesela. Ne filmler çevrildi. Bunu deyince siyasi zannediliyor. Ne siyasi? Ben vatancıyım kardeşim. Vatan. İçim kana alıyor. Sen mermi yedin mi? İşkence çektin mi? Hangi organını kaybettin? Bir tanesi söylesin. Bana diyecek ki sen hayal görüyorsun, iftira ediyorsun diye ne söylüyorum. İstan adına hangi organını kaybettin? Ne işkencelere tabi tutuldun? Hangi mahkemelere girdin? Nerede yargılandın? Nerede yattın? Ne yaptın? Sahtekar. Ben iftira yapıyorum. Ne iftira yapıyorsun? Senin kadar ben İslamet yanmıyorum ya. Bir tanesine ne dedim bilmiyorum. Sonunda sonra okuyacağım. Musa'da dedim. Kusura bakma. Dedim ki, sen Risale-i Nur biliyorsun. İslam'ı duydun. Hepinize soruyorum bu soruyla beraber. Kulübeye girdiniz. Seçim kulübesine. Emir Dağı'nda okudunuz. 174 mi? 64. Hakçılar, milliyetçileri, ırkçıları elde edip sizi devirmeye çalışıyor. 2. 206 Mirdan'da. Ben diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmemesi için vatan, millet, İslam adına endişe ediyorum. Bunları bilensin. Bunları bildikten sonra kulübeye gittin. Şu küçük kafanla, benim de öyle. Hepiniz kim duyuyorsa soruyorum. Şu küçük kafanla, şu küçük imanınla Cumhuriyet Halk Partisi'ni onaylayabilir misin? Söyleyin Allah'ını seversen. Cumhuriyet Halk Partisi geçin, onaylayabilir misin? Onaylarsan zaten kafirsin. Zaten imanı yok. Çünkü küfre şey yapıyorsun. Peki, senin bu küçük kafanla, küçük imanınla Cumhuriyet Halk Partisi'ni onaylayamıyorsun da bir dev denilen cemaatin lideri olan Efrim Fethullah Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu senin küçük kafan ve küçük imanın da küçük vicdanın da onaylamadığını o Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek verip ilan ettirirse sendeki vicdan müsaade etmediğine göre acaba onda o iman var mı? Anlıyor musunuz? Sendeki hayır demen, sendeki iman, sendeki şuur, sendeki vicdan müsaade etmediği bir şeyi adam din diye söylüyorsa o zaman senin seviyende imanı yok. Senin seviyede vicdanı yok, senin seviyede vatanperverliği yok. Hangi seviyede olduğu belli değil ama şu kesin. Sen veremediğin bir şeye komple cemaata ve insanlara hitap ediyorsa, destek veriyorsa, kafir bir zındık rejime, kemalizme, bu adamın senin kadar kesin imanı yok. Çünkü o kulübede CHP'ye atabiliyorsun. Şimdi böyle bir dönemde, Türkiye böyleyken, Hint ve Çin'i düşünün. Çin'i hayal edin. Onun için senaryo yapıyorum. Her tarafta, burada da böyle. Hatta Hint ve Çin'de ehli iman, bu zamanın çok dehşetli dalaletinin galebesinden, dalaletleri saydı. İçimizden küfür diyor, dalalet tarihten gelse, izalesi kolaydır. Dahildense, izalesi, mukavemeti zordur. Acaba İslamiyet'te bir hakikatsizlik mi var? Bunu hiç izah ettim. Diyorlar ki Müslüman Müslümana mı düştü? Hayır. Müslüman temizleniyor. Çünkü Müslüman içinde münafıklık vardı. Müslüman içinde kafirlik yoktu. En dehşetlisi vardı. Münafık vardı, münafık. Münafık kaliteyi düşürür, gücü dağıtır. Düşünebiliyor musun? Türkiye'de oynanan şu şey sistemi gördünüz mü? Adam bütün şeyleri hep İsrail aktarıyor. Yetiştirdiği talebeleri eğitim adına Amerika'ya tasfiye oluyor. İhracat yapıyor, beyin ihracatı. Zeki çocukları tespit ediyor, Amerika'ya aktarıyor. Bu dönemlerde işte bu içimizdeydi bu sistem. Bu maya içimizde konmuştu, gelişti. Aldattığı falan. İşte Müslüman şimdi bana da soruyor. Acaba bir hakikatsizlik mi var? Müslüman Müslüman'a mı düştü? Müslüman temizleniyor kardeş. Müslüman güçleniyor. Müslüman ne kadar arınırsa, temiz, halis olursa tereyağı gibi o kadar güçlü olur. Ne kadar içine münafık girerse o kadar zayıf olur. Diyor ki acaba İslamiyet'te bir hakikatsizlik mi var ki sarsılmış diye şüpheye ve vesveseye düştüğü vakit birden işitir ki bir risale çıkmış, imanın bütün hakikatlarını kat ispat eder.
felsefeyi mağlup edip zındıkayı susturuyor diye anlar. Birden o şüphe ve vesvese zayi olup imanı kurtulur ve kuvvet bulur. Yani duysa. Peki duysa imanı kurtulur. Adam bunu elinde ve bu ihaneti yapıyor. Nasıl imanı olur? Bilerek yapana münafıklık denilir. Bilmeyerek yapana da dalalet, ehli dalalet denilir. Bilerek yapana, hak namına yapana münafık denilir. Bilmeyerek yapana kim nasıl bilmezdi? Başka okuyorum. Bu gece evrad ile meşgul olurken, arkadaşlar hayatla izah edeceğiz. Bir sessizlik bastırdı da sizde. Bu konuyu nasıl izah edeceğiz ki? Bu konuyu okurken gerçek hayattan koparak, gerçek hayatı yok görerek, tahayyül, nisbi ve itibari bir dünyaya sıkışmak mı? Bunları realitesi olması lazım. Her asırda masada kalacak. Her bir ayet küllidir. Çok insan veremiyor abi ya bu söylediklerinizi. Yani hala üstü zam besleyenler var ya. Hala. Çünkü Ergenekon'u kaldırdı ya, doğru. Ergenekon'u onun eliyle kaldırılıyor ki güven olsun diye. Sonra ikinci Ergenekon dalgasını onun eliyle koydurdular. Ondan peki nasıl anlayacaksın bu kadar şeyleri, bu korkunç bir itham yapıyorsun. Bize öyle bir şey söyle ki vicdanımız tatmin olsun. Uzatma ama. Uzatmadan bu kadar söylediğine delil, şer'i ve ahirette Allah'ın huzuruna çıkınca kesin delilin ne olacak derseler ne derim biliyor musun? Ya Rabbi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni şu İslam'ın ve Kur'an'ın düşmanı, Kemalizm, Ustad, dönmeler diyor. Komünistik ve masonluk manasındaki dönmeler, Münazarat 17. Ya Rabbi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması için uğraştığı için bu zındıktır, ondandır dedim, diyeceğim. En kesin delilim odur. Bediüzzaman Hazretleri'nin bu asırdaki Müslümanlara en büyük iyiliği böyle bir ölçü getirmesidir. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi denilen bir sistemi böyle model olarak bunu buraya çakmasaydı, olayları buna göre değerlendirme yöntemi getirmeseydi biz perişan olacaktık ve hiçbir şeyi hiçbir şeyle izah edemeyecektik. Sabit ölçü yok. Siyasi bu geniş dairede tarafkirliğimizi istikrar ve istikameti bulmak adına bak. İstikrar ve istikameti bulmak adına bir sabit ölçü olması lazım. Bediüzzaman Hazretleri'ni bir daha söylüyorum. Bu milleti İslam'a en büyük iyiliği olayları yorumlamak için sabit bir realite getirmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'ni koymuş. Bunun karşısında ve bunun yanında olan. Tamam bu kadar ya. Getirdince işte bunun yanında olan bundandır. Ve bu budur. Vela terkenu ilellezine zelemu fetemesekumun nar. Küfür riza küfürdür. Zulme riza zulümdür. Bilmemek mümkün değil. Alimin özürü yoktur diyor. Tamam. Ha, ben haşir meydanında diyeceğim ki ya Rabbi bu münafık dedim ben bu adama. Bu münafıktır. Nereden? Gel bakalım münafık değilsen sen münafıksın. Kafire kafir değilsen sen münafıksın. Söyle bakalım şu haşir meydanında kurulacak. Delilini söyle. Ya Rabbi bu senin hilafetini kaldıran, camileri ahır yapan, 4 milyon insanı katleden, şapka namı altında tam şapka inkılapları adına toplam 4 milyonu katleden malum. Kemalizm rejimine küçük dünyevi menfaati adına bunu sahiplenip, bunu esas alıp, bunun karşısında duranlara, karşısına durdu ve bununla beraber oldu. Bununla beraber olanları ben de bunların kefesine koydum. Onun için dedim ya Rabbi. Şimdi bir tanesi çıkıp diyecek ki bana şimdi, iftira ediyorsun. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'ni onayladınız mı, onaylamadınız mı? Bu adam, Fethullah bu onayladı mı, onaylamadı mı? Destek verdi mi, vermedi mi? O da Cumhuriyet Halk Partisi gibidir, Mustafa Kemal'in arkasına koydu konuda. Aynı. Hiçbir farkı yok. Ha kim özürü var? Bilmezse. Bilme ihtimali yoksa, şeriatta şöyledir mesuliyet,
İktidar, ihtiyar, salayet, mesuliyet derecesine göre ehli fetrettir. Sibirya'da ve pigmelerde doğsa İslam'ı duymadı. İktidarı, ihtiyarı, salayeti, mesuliyeti yoksa, zina yapsa, içki içse, namaz kılmasa, imanı da iman etmese bizim ehli cennettir. Bunu ders var sitede. Ehli fetret, ehli necat mıdır orada şey yapıyor. Ama yeri söyleyeyim size. 28. mektupta 8. meselenin 8. meselesinde وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَا رَسُولًا biz peygamber göndermedikçe azap edici değiliz babta yerde izah ediyor. Ha şimdi bir insanın mesul olamaması için iktidar, ihtiyar, salayet, mesuliyeti olmazsa olur. Hele bir adam alimse, bu işi biliyorsa ve topluma hitap ediyor, arkasına milyonları takmışsa mahkemede diyor ki alimin özürü yoktur. Ha, burada mısın? Buradasın. Birbirine yakın olanlar birbirini cezb ve celb ederler. O aynı olur. O zaman benim delilim budur. Cümle, diğerleri detaydır. Bir sürü felsefe yapsa tamam. Hiç detaya girmeyeceksiniz hiçbir konuşmaya. Kardeşim bununla beraber miydi değil midir? Güm. Bununla beraber mi değil? Bununla beraberse onun yanına güm. Bil. Daha hiç hasenatı olmaz. Kafirin hasenatı olur mu? Kafirin haşirde hesabı var mıdır? Yoktur. Çünkü iyiliği yok ki. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُنَّرْ Küfer rıza küfürdür, zulme rıza zulümdür. Değil taraftar olun, hafif meyledin de Allah Kur'an'da tehdit ediyor. Kur'an yolu bellidir. Hak, batıl, doğru, yanlış, doğru, yanlış. Evirip kıvırmıyor. Yani bir de söylüyorum, son cümlem olsun bunlarla kalın. Bediüzzaman'dan ezelden ebede kadar Allah ondan nasıl Allah'a nasıl yakışıyorsa öyle merhamet etsin. Rabbim ondan razı olsun. Çok güzel ölçülerin içinde benim çok bu asırda istikrar ve istikameti sağlamak adına sabit bir ölçü getirdi. Sabit. Toplumu olgun istikrar ve istikamete koymak için. Koydu buraya çaktı çivi gibi böyle. Cumhuriyet Halk Partisi ve onun dışında olanlar. Bunun ve bununla beraber olanlar Kemalizm rejimi, dönmeler, Yahudi dönmeleri kendisi, ırkçılar, hepsi kim varsa zaten söylüyor. Hakçılar diyor Cumhuriyet Halk Partisi için söylüyor. Hakçılar ırkçıları elde ederek seni devirmeye çalışıyorlardı. Üstadınız ve zamandan sonra da hiç olmamış böyle bir şey. İlk defa bu seçimde olmuş. Hakçılar ırkçıları elde edip seni devirmeye çalışıyor. Çatadayı koymuşlar. Ha buraya koymuş. Bunu koydum. Siyasi zannediliyor ki basit bir olaydır. Tarafkirlik acayip bir şey. Nereye taraftırsan olsun. Biz peki siyasete taraf? Hayır. Siyasi partiye, bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni durdurmaya çalışan, buradan fazilet, kemalat, evliye azime öyle değil. Bunu durduracak, bunun karşısında olacak Sayı Karabalı ve bizden yana olan, hayır hasenatı da olan, tamam. Kimdir bu? Tercihimizdir. Takdirimiz değildir. Takdir edersen kalbine koyarsın. Sen de ortaksın. Şerin ortaksın. Usta buna ehven-i şer diyor. Yani şer ya. Bu azam-ı şer. Bu ehven-i şer. Birisi parmak kesiyor. Birisi kol kesiyor. Adamı öptürüyor. Dolayısıyla şerdir. Takdir edildiğimiz bir parti yoktur. Tercih ettiğimiz bir parti vardır. Buna mukabil bunu tercih ediyoruz. Ve takdir etmiyoruz. O kadar. Şimdi ustadımızın en güzel şeyi bu ölçüyü getirmesidir. Şimdi başka bir yer okuyorum. 304. Bu gece evrat ile meşgul olurken nöbetçiler ve başkalar işitiyorlardı. Kalbime geldi ki. Bu adam şimdi abi yeni mi oldu yoksa eskiden biri mi böyleydi yani? Çünkü ha, Murat'ım şimdi bunun üzerine konuşsak oku böyle dedi şöyle dedi böyle dedi ama ustada kanaat edeceksin. Mektubat 426'da şöyle diyor. Şimdi diyor bu alim olacak, bilgili yani. Ondan sonra mektubat ya uzun olur. Varsa dur cümleyi şey yapayım da. Ustad demiş, daha orası çıkmış. Bak hepinizin gözünün önünde. Koca kitabın külliyattan bu çıktı. Ve buraya okuyor. Bu da inşallah Allah'ım delil olur. İçinizden, bak bir şey daha kaldı, en tehlikelisi odur ki, içinizde ve ahbabınızda,
dostuyla ahbap. Ey merhaba ahbap. Yani dava arkadaşı falan şakirt değil. Ahbap. Yani tanış, tanıdığımız bir sima. Hey ahbap. Kardeşim, dava arkadaşım nerede? Yok. Bu fakir kardeşinize karşı bir kıskançlık damarı bulunmak. Buyur. Bu adam kimse, Ustad 1960'da mı vefat etti? 60'tan sonra ben şimdi sıfatları yazıyorum. Bu sıfatların toplamı kimde var? Bir, kıskanç. En tehlikelidir kıskançlık. En tehlikeli çünkü kıskançlık her şeyi yaptırır. Mesela kadın üvey çocuğunu kıskanıp duvara atmış bebeği, öldürmüş. Kıskançlık böyle bir şeydir. Sizlerde mühim ehli ilim de var. Kıskanç olacak, altına yaz. Ehli ilim. Ehli ilmin bir kısmında, bir kısmında hepsinde değil, bir enaniyet ilmi bulunur. Kendi mütevazi de olsa bu mütevazi olacak. Yaz altına. O cihetten enaniyetlidir. İlmi cihetiyle bildiğinden dolayı bir şey hükmediyor ya. İlmi var, ilim cihetiyle enaniyetlidir ama mütevazidir. Bu çabuk enaniyetini bırakmaz. Kalbi, aklı ne kadar yapışsa da, Risale-i Nur'a yukarıda geçiyordu. Aklı ve kalbi ne kadar yapışsa da Risale-i Nur, elinde Risale-i Nur olacak. Yapışsa da, nefsi o ilmi enaniyeti cihetinde imtiyaz ister, kendini satmak ister, hatta yazılan risalelere karşı muaraza ister. Muarazanın en büyük özelliği onu ortadan kaldırmak. Yani bu hasedin ve muarazanın ileri seviyesinde masum çocuklarını veya kardeşlerini katlettirmiş. Mesela padişahlar. Risale geçiyor da söylüyor. Kalbi risaleleri sevdi. Böyle olacak. Onda şüpheniz olmasın. Kalbi risaleleri sevdi. Ama benim nefsim böyle demiyor ama. Ben buraya tabi olduğum için konuşuyorum. Bak. Kalbi risaleleri sevdi. İlk dönemi ustadın. Ve aklı istihsan ettiği. Aklı Risale-i Nur'u yüksek görüyor. İstihsan, güzel bulduğu ve yüksek bulduğu halde nefsi ise enaniyet ilmiyeden gelen kıskançlık cihetinde zımnı bir adavet besler gibi. Gizli bir adavet, zımnı bir adavet. Sözlerin Risale-i Nur külliyatının kıymetlerinin tenzilini arzu eder ki Risale-i Nur'un kıymetini ortadan kalkmasını ister ki, niye? Ta kendi mahsulatı fikrisi onlara yetişsin, onlar gibi satılsın. Demek bunun kitapları olacak. Yani Risale-i Nur ortadan kalksın ki, kendi kitapları öne çıksın, tarif, satılsın. Tarif etti, sadeleştirmeyi. Halbuki bil mecburiye bunu haber veriyorum ki, bu durusu Kur'aniye'nin dairesi içinde olanlar, bak, bu durusu Kur'aniye'nin dairesi içinde olacak. 1960'tan sonra böyle bir adam var mı? Şimdi okuyorum. Bu durusu Kur'aniye'nin dairesi içinde olanlar, allame ve müştehitler de olsalar, allame ve müştehit seviyesinde olacak. Böyle. Olsalar. Olsalar tabii. Bilerek. Ama hadi biz yakıştırdık allame dahi olsa. Olsalar. Vazifeleri ulumu imani cihetinde yalnız yazılan şu sözlerin, şu risalelerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Metin aynı duracak. İzahını kenardan başka kitaptan yap. Çünkü çok emarelerle anlamışız ki bu ulum-i imaniyedeki fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz. Usta. Eğer biri, şimdi iyi dinle, dairemiz içinde nefsin enaniyet ilmeğinden aldığı bir his ile şerh ve izah haricinde bir şey yazsa, bu şerh ve izah Kastamonu 56'da anlatıyor. Ne mesela diyelim ki ucup. Ucupla alakalı bütün külliyata geçen paragrafları topla, bu şerh ve izahattır. Yoksa ucubu aldın, oho leylim leylim konuşuyorsun saatlerce. Külliyatın içinde konuşacaksın. Yani nedir? Ucup, Mesnevi'de, Kastamonu'da, lemalarda, sözlerde falan paragrafta bu şerh ve izahattır. Kendisi yaptı. Ben ona delil bir tanesini söyleyeyim. Asay Musa Üstad yapmış. Asay Musa toplamadır.
Hizmet rehberi abiler yapmış ustattan sonra. Sübeyir abi başkanlığında. Eğer biri dairemizin içinde nefsin enaniyet ilmeğinden aldığı bir his ile şerh ve izah haricinde bir şey yazsa, sadeleştirse yani Lazcası, soğuk bir muaraza veya nakıs bir taklitçilik hükmüne geçer. Çünkü çok delillerle ve emarelerle tahakkuk etmiş ki, Risale-i Nur etsaları Kur'an'ın tereşuatıdır. Bizler taksimul amal kaidesiyle her birimiz bir vazifeyi devrute edip o ab-ı hayat tereşuatını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz. Demek ki bu adam nasıl bir adam olacak? Ehli ilim olacak. Dairemizin içinde olacak ama şakit seviyesi değil, ahbap olacak. Bu aklı ve kalbi Risale-i Nur sevecek. Sevecek. Ama kendisinin de şeyi olacak, eserleri olacak. Eserlerin revazi, mütevazı olacak. Mütevazı olacak. Ondan sonra şer ve izah haricinde bir şey yazacak. Ve kendi yazdıkları revaç bulması için Risale-i Nur'un tenzilini arzu edecek. Ortada kalkmasını, nezl, hükmünün kalkmasını isteyecek. Ustattan sonra, 1960'tan sonra allame seviyesinde değil, olsalar bile diyor. O allamedir demiyor. Olsalar bile, olsa bile. İlim olacak, mütevazı olacak, eseri olacak. Aklı kalbi Risale'nin sevecek. Tamam. Ondan sonra bu sistemdeki bir adam Risale-i Nur'dan şerh ve izah haricinde bir şey yapacak. Bir şey yapacak, ne yapacaksa kitabı. Ondan sonra o yaptığı revaçta olması için diğerlerini ortadan kaldıracak. Kaldıracak bu adam. Peki bu adam nasıl bir adamdır? Demek ki kıskançtır. Risale-i Nur'a neymiş? Düşman mıdır dedi. Zimni bir adavet olacak. Bak sonra tenzilini arzu ede kendi mazhabını yetiştirdi diye. Bir, zimni bir adavet olacak. Kıskançlı olacak. İlmi enaniyet olacak. Üç tane. İlmi enaniyet olacak. Zimni adavet olacak. Ve kıskançlı olacak. Şimdi 60'tan sonra Nur camiasında böyle bir eseri olan, aklı kalbi Risale'yi sevip, fakat Risale'nin ortadan kaldırılması için gayret eden hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Acayip bir şey ya. Yani Süfyan bile Özal'ın şahsıyla uğraşmış çok yani. Risale-i Nur'la uğraşabilen şey olmamıştır. Ama Risale-i Nur'la diyor, uğraşanlar diyor usta, tokatını yerler diyor. Tokatını yerler, maskara olurlar. Bir hakikaten şimdi herkes dalga geçiyor. Bitti ya. Meselesi bitti. Bitmeseydi keşke. Hakikaten keşke bitmeseydi. Niye bir Müslüman savaştığı bir elemanının böyle devredişi olmasını ister? Yani ne işin var sen Risale-i Nur'a? Neye dokun? Acaba Risale-i Nur bak bu Arefe'den önce sen sadeleştirme namı altında ortadan kaldırmasaydın, CHP taraftan olmasaydın bu millet seni bırakır mıydı? Bu vefalı millet seni bırakır mıydı? Acaba seni siyaset dünyasına yedirir miydi? Ben ne dedim biliyor musun? Usulü kalsın ha, birisini almaya da bana bak dedim. Ben dedim, Fethullah Gülen'i, Erbakan'ı Fethullah Gülen'e tercih etmem ha. O siyasidir dedim, bu alimdir, hocadır. Bak arkasında değilim. Böyle şeyimiz vardı. Bazıları diyor ki, abi sen önce, tabii ki önce bir Müslüman üstüzan üzerine kurulmuş. Bunları vardı, ilmi enaniyeti falan, gizli adaveti. Bir şey itiraz edenlere ya yapma kardeşim diyorduk. İçerini bilmiyorduk tabii. Ne bilelim ki bir sürü de vaazlar etmiş. Yani peygamberi inkar ediyor. Ahmet Keleş videosunu da gördüm ben. Kendine Cebrail gelse bile diyor parti kurucuları kabul etme bu küfürdür. Tabii Cebrail. O bir şey değil gene. Cebrail. Balıkesir şeyinde diyor. Onu gördüm dinledim ama şimdiki videolarda yok. Eski videolarda var. Ahmet Keleş'in videosunda var. Mesela kendisi, Prim Ugan girse şu camiye diyor, camide söylüyor. Bana dese ki, ey Fethullah böyle, sen yanlış yapıyorsun dese, ustadım canım sana feda olsun, davana feda olsun. Ama şimdi benim sözüm geçer. Senin dönemin bitti. Bizzat duyduğumu söylüyor. Ahmet Keleş videosunda var. İki,
O bir şey değil canım. Din değil yani. Risale, ustadı reddetmek din değil. Yani imansız yapmaz adam. Usulden gidelim. Arkasında Allah Resulü, şey Allah Resulü demiyor tabii sen. İnsanlığın iftihar tablosu. Peygamberi ağzına pek almaz ismini. Hazreti Muhammed demez. İnsanlığın iftihar tablosu girse. Girdi. Ya Fethullah, yanlış yapıyorsun dese, derim ki diyor, ya Resulallah senin Kur'an getirdin, sünnet-i seniye getirdin. Şimdi onunla ben yürüyeceğim. Ay böyle geçiyor. Onunla ben yürüyeceğim. Resulullah diyor ki yanlış yapıyorsun, sen dur. Oysa tabi olmak Allah'ın ayetin emri. Ya Resulallah sen Kur'an getirdin, sünnet getirdin. Hiçbirisi de senin değil. Kenara dur, şimdi ben yürüyeceğim. Sen yanlış gidiyorsun. Niye? Senin fikrin o. Şimdi iki malzemeyle ben yürüyeceğim. Onun bir çüş hem de nasıl bir çüş? Resulullah sen dur, ben gideceğim artık, ben söz sahibiyim diyene çüş denilir tabii. Resulullah diyorsun, bak ustada deyince demedim. Ama bunu savunana da bu sözüm eğer yalansa bana çüş. Eğer böyle demişse de hala beni tenkit ediyorsan, tenkit edene 10 defa çüş. Çünkü Resulullah'a sen devre dişi yapan adama takılıyorsun. Resulullah'a bak devre dişi yapıyor. Ya Resulullah sen Kur'an getirdin, sünneti getirdin, şimdi ben karar vereceğim diyor o malzemeyle. Bunu diyor ya Balıkesir bazı. Ahmet Keleş bak videosuna bak. Allah Allah. Yani şimdi arkadaşlar uzatıyoruz ama çok önemli. Çünkü yaparsanız amel bir küfre rıza olursunuz hepsi gider. Kafire taraftar olursunuz hepsi gider. Küfre rıza küfür. O zaman nedir? Böyle bir ahir zaman fitnesinde çok şey doğurdu, çok şey doğurdu. İstikrar yok kardeşim bu asırda. Festakim kemamürte. Emr olunduğun gibi dost doğru ol. O zaman demiş peygamberi. Şimdi peygamber yok. Sünnetleri unutulmuş. Ustadı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Kapıyı aç istersen. Şimdi böyle bir istikrar ve istikametsiz bir asır. Nasıl bulacağız istikameti? Allah aşkına söyleyin ya. Risale yok. Nasıl bulacağız? Herkes din adına çıkıyor. Risale adına da çıkan var böyle. Risale adına çıkan Risale-i Nur'u arkasına atmış. Önüne koymamış. Risale-i Nur'da emirdan diyor ki bak ölçüye bak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başa gelmemesi için vatan, millet ve İslam adına sizi korumaya çalışıyor. Başka sanki bu günahı 2014'de getirdi. Hakçılar, ırkçıları elde edip sizi devirmeye çalışıyorlar. Öyle mi değil? Daha nasıl desin? Bir keramet bu kadar olur. Peki, ustadın bu hedef gösterdiği ve aileler ifade ettiği Kul Euzu bi Rabbin Rabbin Nas mıydı? Felak, Kul Euzu bi Rabbin Felak mıydı? Yok. Nas abi. Kulazı bir Rabbin Nas, Melikin Nas. Nas suresi yani. Hayır. Felek'te o. Kulazı bir Rabbin Felek. Min şerri ma halak. Min şerri ma halak. 11. şuada. Şeyin şerinden. Halk edilen o halkların şerinden. Halk partisinin şerindendir diyor. Halkın şerinden he? Evet yani şualarda 11. şuada. 11. şuada geçiyor ya, diyor ki Allah rahmet etsin, Sungur abiden bizzat ben dinledim 1985'te. Diyor ki, min şerri ma halak. Burada diyor ki, cümlesi şeddeli sayılmaz 1361 ederek bu emsalsız harbin merhametsiz ve zalimane tahribatına Rumi ve Hicri tarihiyle parmak bastığı gibi, aynı zamanda bütün kuvvetleriyle Kur'an'ın hizmetine çalışan Nur şakirtlerinin geniş bir imha planından, aynı tarihte geniş imha planından ve elim ve deşitli bir beladan ve Denizli hapsinden kurtulmalarına tevafukla bir mane-i remzi ile onlara da bakar, tırnak aç, halkın şerinden kendinizi koruyunuz gizli bir ima ile der. Ben 1985'te hatıramı yazıyorum. Sayfa kaç abi okudun? 267. Bak, halkın şerrinden kendinizi koruyunuz. Min şerrime halak. Halkın
halkın şerinden kendinizi koruyunuz gizli bir ima ile der. Şimdi 1985'te tarihi yazıyorum. Fındıkzade'de Sungur abi rahmetli ustak bunu bize ders yaparken diyor, Halk Partisi'nin şerrinden Sungur abi ustaktan nakl ediyor. 1985 Fındıkzade. Halk Partisi'nin şerrinden Sungur abi ustaktan nakletti. Halkın şerrinden kendinizi koruyunuzdan kasıt Halk Partisi'dir. Çünkü ne diyor biliyor musun bunlar? Nur şakirtlerinden geniş bir imha planından ve elim ve deşikli bir beladan. Çünkü karar vermiş İsmet İnönü, Usta Kemal, daha çok şey İnönü. Nur talebeleri tamamen imha edilecek. Başları bir adaya sevk edilecek ve orada imha edilecek. Yani karadan da kesilecek. Bütün nurcular oraya toplanıp ve yok edilecek. Ondan sonra o zaman plan yapmışlar. Ustad bak diyor zaten. Ne diyor? Aynı zamanda bütün kuvvetleriyle Kur'an'ın hizmetine çalışan Nur şakirtlerinin geniş bir imha planından ve elin ve deşikli bir beladan ve Denizli hapsinden kurtulmalarına tevafukla bir mane-i remzi ile onlara da bakar, halkın şerrinden kendinizi koruyunuz gizli bir imha ile der. Halkın şerrinden kendinizi koruyunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kendinizi koruyunuz. Adam din diyor ona destek veriyor, din size. Ve bilerek yapıyor. Din size, din namına destek veren dinsiz olur. Bilerek. Din size, din adına destek veren dinsiz olur. Bunun başka dinsin izahı olmaz ki. Ha bak şurada bak şurada. Nurcuların imhanına, Müslümanların yok edilmesine, adaya toplanmasına bunu yapan, bunu bilmez mi? Benden çok iyi biliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Fethullah Gülen benden daha iyi biliyor. Bak benden iyi bilgili olanları sayayım size. Tesettürün ne demek olduğunu Mustafa Kemal kadar ben bilmiyorum. Tesettürün en iyi bilen, yani Allah falan değil mi? Beşer noktasında. Tesettürün ne olduğunu en iyi bilen Bediüzzaman Hazretleri ve Mustafa Kemal kadar iyi bilen yoktur. Ne demektir içeriği? Yani vicdana ve ruhan nasıl katkı yaptığını, yani manasını ve hakikatini ve suretinin, hukukunun vesairesinin insan ruhuyla nasıl imtizaç ettiğini, nereleri tahrip edip nereleri tamir ettiğini bu ikisi çok iyi biliyor ki bunun adına kafa kestiler. Bediüzzaman da kafa verdi. Bununla çıkar dedi kafa. Yani onu savundu tamam mı? Tesettür Risale. İşte bunu yapan bir rejime ki bu rejimde zamanı da kendisi de içeriye girdi. Çok iyi biliyor. Hiç özürü yok ondan. Bu içeriye girdi. 3 ay mı ne girmiş? Ondan sonra değişti. Ne içirdi, ne yaptılarsa. Bu rejimi bizden daha iyi biliyor. Çünkü bedelini kısmen ödemiş. Bunu çok iyi biliyor. Sonra hani rivayet var böyle. Yeni ansiklopedide var. Üç tabi koydu. Galiba o ya cehcaha koydu. Ya ahir zaman fitnesine koydu. Ya da Mehdi maddesine koydu. Yeni ansiklopedide şöyle diyor. Aranızda bir cemaat çıkar diyor. Süfyan'a karşı diyor. Mücadele eder. Sonra ikinci dönemde mülayemet gösterir. Üçüncü döneminde ona dahil olur diyor. Abi delili ne? Deliline de gerek yok ki zaten hadisi o tahakkuk etti yani. 2014-2013 Fethullah Gülen cemaati Cumhuriyet Halk Partisi ile hareket etti ve beraberler. Artık abi delili söyle. Delili 2013 kardeş. 2014. Cumhuriyet Halk Partisi hareket eden onunla gömülecek. El merru me'a men ehebbe. Dost dostuyla beraberdir. Kim kimi severse onunla her şey edilecektir. Mustafa Kemal neyse o da öyle olacak. Çünkü onun rejimini beraber hareket ediyor. Kim ise ben ona hasetmiyorum. Kim bilerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne oyunu vermişse müjdeler olsun. Onunla beraber olacak. Hiç endişe, kızmaya gerek yok. Sen zaten oyunu vermeyle ben bunu onayladım diyorsun. Oyunu vererek ben bunu seviyorum. Oyunu vererek bunu tasdik ediyorum. Peki sen bu tarafa ben bunu onaylamıyorum. Ben bunu tercih ediyorum. Tabelacı değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi koyuyoruz. Burada kim olursa olsun. Kalem, telefon, bardak. Hangi adam ve isim olursa olsun bunu durduracak güçte bizden yana ehvenüşşer. Onu tercih yok. Tabelanın peşinde değiliz. Demokrattır, AK Parti'dir, Büyük Birlik'tir, Saadet. Bizim için hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Ha nedir? Bunun karşısında olan karabalık.
bunu durdurabilecek güçte bizden yana ehven-i şer olacak. Şer olacak ama ehven olacak, bazen şer o kadar. Bak ne güzel bir ölçü getirmiş. Ahmet'e, Mehmet'e. Ha bunu duyup da gene şöyle diyecek. İftira ediyorsun. Bir lafları var. E tamam da nereye iftira ediyor? Cumhuriyet Halk Partisi'ne tarafta değil miydi? E tamam. Biz de diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne taraftar olan, oyunu veren onunla beraberdir. Bunu vicdanınız anlaması için de örnek veriyorum. Seçim kulübesine girip şu küçük kafanız, küçük iman, öyle değil. Benim küçük imanım, siz de küçük imanınızla Cumhuriyet Halk Partisi'ni onaylıyorum diye vurabiliyorsan bir şey demiyorum. Ha sen bile vuramıyorsan birisi hoca, alim ona vurun diyorsa o adam vurulmaklık demektir. Ha? O adam vurulması lazım. Tamam Nadir abi. Peki. 306 idi. Bir saat oldu mu bakayım? Ya hepten biz... yani bir tane de okuyayım bari bunun için okudu denmesin ya. Merak, musibeti ikileştirir. Laikalardan okuyoruz. Maddi musibeti 323. Merak, musibeti ikileştirir. Maddi musibeti de kalbe de yerleştirmek için bir kök olur. Hem kadere karşı bir nevi itiraz ve tenkidi... ve rahmete karşı bir nevi ithamı işmam eder. Madem her şeyde bir güzellik ciheti var ve rahmetin bir cilvesi var ve kader adalet ve hikmetle iş görür, elbette bu zamanda umum alemi İslam'ı alakadar edecek bir kutsi vazife yüzünden hafif bir zahmete ehemmiyet vermemekte mükellefiz. Ne güzel bir yer ya. Bir de okuyayım. Merak neresi çıktı biliyor musunuz? Şey olmasın diye yukarı okumadım cümleyi. 323 açarsanız görürsünüz. Bak. Hem geçici hem geçmiş şeylere itiraz etmek manasızdır çünkü tamir kabil değildir. Kardeşlerim, merak musibeti ikileştirir. Maddi musibeti de kalbe de yerleştirmek için bir kök olur. Hem kadere karşı bir nevi itiraz ve tenkidi ve rahmete karşı bir nevi ithamı işmam eder. Madem her şeyde bir güzellik ciheti var ve rahmetin bir cilvesi var ve kader, adalet ve hikmetle iş görür, elbette bu zamanda umum alemi İslam'ı alakadar edecek bir kutsi vazife yüzünden hafif bir zahmete emniyet vermemekte mükellefiz. Allah Allah. 320'de bak ne anlatıyor. Diyor ki 300 kaçtı? 323. Ha. Münafıklar böyle vaziyetlerde kardeşin tesanüdünü ve birbirine karşı hüsnü zanlarını bozmak için derler. İşte o kadar emniyet verdiğin zatlar adi, aciz insanlardır. Her neyse, musibette gerçi çok zararımız var. Fakat umum alim İslam'ı alakadar edecek bir keyfiyet, bir vaziyet olmasından pek çok ucuz olarak pek büyük kıymeti var. Buna benzer vukua gelen hadiseler ya siyaseti diniye veya başka sebepler ile umum alemi İslam namına olamadılar. Başka bir yer okuyayım. Ondan sonra keselim. 325. Sizin tahliyeniz bu hakikate zarar vermez. Fakat benim beraatim zarardır. Bak kanun, bak şimdi. Hapisten nurculuk adına girenler çıktılar. Usta çıksa zararmış. Yani burada ne çıkabiliriz? Böyle hadiselerde konuşacak kişi konuşmaması, hele hele topluma istikrar ve istikamet vermek adına, nurun adına, nurun kahramanları vazifelidirler. Çünkü halk ve avam Risale-i Nur'un derslerini bilmezler.
Risale-i Nur'un birbirine alakadar olan derslerine ihata edip istikrar ve istikamet bulamaz. İstikrar ve istikamet vermek adına makamlarda olup toplumun güvenini sağlamış insanların konuşmaması suçtur. Suçtur. Risale-i Nur adına suç işliyor. Demesi lazım. Nasıl diyecek? Risale-i Nur'un talimatı dairesine kalacak, evirip çevirip kıvırmadan. Çünkü usta Deccal'ın yüzüne karşı Deccal'sın dedi. Mecliste şu iki parmağımı senin kör gözüne sokarım dedi. Onun yanındaki milletvekilleri ustadı çekiyorlar çünkü gündüz itiraz edenler gece buharlaşıyorlar. Ertesi gün adam yok. Bu da yok olacağından ustad ona diyor ki mecliste çekene, ona diyor ki yerinde kullanılacak hayat bana lazım. Yerinde kullanılacak, kullanılmayan hayat bana lazım değildir diyor. Yerinde kullanacaksın kardeşim, bir kullanacaksın, bir kullanacaksın. Ya o makamlarda olmayacaksın, öyle kalkıp da gevezelik de yapmayacaksın. Şöhret midir, bilmem nedir, onlar değil. Onun delili nedir? Konuşman gerektiği yerde konuşacaksın, susman gerektiği yerde susacaksın. Umumu hukukla şahsı hukuku karıştırmayacaksın. Kendi böyle şeyini değil, Risale-i Nur'daki hukuku nazara vereceksin. Çünkü o makamdasın. Veya toplum seni öyle görüyor. Böyle bir itimat var. Böyle bir talepleri var. Abi, biz Risale-i Nur namına hareket etmek istiyoruz. Ne yapalım? Nerede olalım? Kime karşı olalım? Hem ona ne yapacağız? Ya siz bilirsiniz de kem kümlü alimdir de o tarafta siyasi. Hayır kardeşim, bu budur, bu da budur. İslamiyet'te ortası yok. Hak, batıl. Ortası var. Ya gıybet olmuyor mu? Allah gıybet etti, hatta beddua ediyor. Tebbet yedâ ebil hebime teb. Allah beddua ediyor Ebu Cehil'e vesairelere. Peygamber mesela. Velid ibn-i Mure'lere. Münafıklara sayıyor. Peki, Risale-i Nur'da evirip çevirip kırma var mı? Evirip çevirip kırma var mı? Yok. Nerede var? Bir tanesini gösterin bana. Umum hukukta bir tane evirip çevirip kıvırdı var mı? Yok. Beşinci şu zaten burada. Usta burada susmasını ben buradan çıkarıyorum kanun. Bak sizin tahliyeniz, sizin susmanız bu hakikate zarar vermez. Fakat benim beraatım, benim susmam, benim devre dışı olmam zarardır. Umum alem İslam'ı alakadar eden bir hakikatin hatırı için bütün alem İslam'ı alakadar etmiyor mu bu hadiselerde? Aynı kanun. Böyle kanunu göreceksin. Değil yalnız dünya hayatını. Abi biraz dikkat etsen hayatına. Ne olacak kardeşim? Biz toplama çıkartı yaptık. Bir defa öleceğiz. İki defa ölmeyeceğim ben sana. Değil yalnız dünya hayatını. Belki lüzum olsa uhrevi hayatımı ve saadetimi dahi ehli imanın Risale-i Nur ile saadetleri için feda etmeyi nefsimde kabul ediyor. Ta onunla alakalı bu. Bizi alakadar etmiyor. Niye koydu buraya? Niye koydu buraya? Ya siz de böyle olun diyor. Eğer ona has bir özellikse, insanlar bunu yapamayacaksa, insanlarla hiç alakası yoksa, kardeşim senin kitabını ben niye okuyayım? Yani hep diyorum, Kur'an'da Yusuf suresi, benle alakası yoksa ben Yusuf muyum? Ben Meryem mi olacağım, kadın mı olacağım ben? Ne de İsa'yı da doğuracağım. Ben niye başkasının kitabını okuyayım? Oku kitabını deniliyor sana. Ekranı Kur'an. Ben Yusuf'u ne yapacağım yani? Musa'yı ben ne yapacağım? Hızını. Maksat benim, ben. O ki ben olmayacaktım. Bunları bana niye oku diyor. Niye hayatınızı uygulayın diyor. Niye hayatınızın sebebi, vesile-i saadeti, vazife-i fıtratınızdır? Risale'nin neymiş? Sebebi vücudum, vesile-i saadetim, vazife-i fıtratım olan Risale'nin. Nerede geçiyor bu? Dördüncü şu anda geçiyor. Saadetimi de bak ne diyor? Belki lüzum olsa uhrevi hayatımı ve saadetimi dahi ehli imanın Risale-i Nur ile saadetleri için istikrar ve istikameti için feda etmeyi nefsim de kabul ediyor. Böyle ustadın talebeleriyiz. Ahmet Mehmet'i değil. Biz Risale-i Nur'dan başka alternatif bilmiyoruz. Dostu da bunu gösterdiği ölçülerle dostumuz oluyor. Düşmanımız da ölçümüz buna göredir. Risale-i Nur'un düşmanı düşmanımızdır.
Risale-i Nur'un dostu dostumuzdur. Başka bilmiyorum, benim ölçüm yoktur. Belki uslubumda, ifadelerimde, hissiyatımda bir şeyler gözüküyorsa buraya vermiş olduğum hassasiyetimdendir. Bazılarının bu şekilde tepkisi veya uslubu, ifadesi sert veya bilmiyorum nasıl değerlendir, bilmem. Çünkü niye? Başkası gibi ben hayatımı buna vermedim. Ben sebebi vücudum, vazife-i fıtratım, vesile-i saadetim Risale-i Nur'dur diyen Bediüzzaman'ı ben de hissediyorum. Ben de buna Risale-i Nur'a veremediğim hiçbir şeyim yoktur. Her şeyimi vermişim. O zaman müsaade edecek. Ha sen belki 5-10 dakika günde ancak zaman veriyorsun. Ben hissiyatımı verdim. Ben bununla yatıp kalkıyorum. Birileri dünyanın peşine koşarken ben bunun peşine koşuyorum. Birileri çoluk çocuğunun dünyasını temin ederken ben insanların istikrar ve istikameti için Risale-i Nur'daki malzeme veriyorum. Benim karşımda imansızlık var, başka hiçbir düşman yok. Eğer ben hakikaten düşman olsaydım geçmişte de düşman olurdum. Bir sürü arkadaşlar geçmişimi bana hatırlatıyorlar, doğru söylüyorlar. Abi ya bunu şey söylüyordun, tabi diyorduk. Ne zaman böyle Risale-i Nur alelen kılıcını çekti, ben buyum dedi. Biz de dedik hop hoppala dur bakalım. Yani daha eğer ben hakikaten şahsın zatına düşman, hizmete düşman olsaydım geçmişte metü senalarım, takdirlerim niye var? Şimdi zahir oldu değil mi? Tabii şimdi bilmiyorduk. Peki niye bilmiyordun? Bunları okumuyor muydun? Uygulayamıyordun. Niye anlamadın? Allah bile, Allah peygamberine bile, peygamberimize diyor ki ben sana münafı demesem sen dahi tanımayacaktın diyor. Bak ayette demiyor mu? Peki Allah Resulü'nün bile münafığı tanımasını Allah yardım edecekse, etmese o da bilmez. Ben diyor sana demesem münafığı tanımayacaktın diyor. Öyle geçiyor. Tamam. Peki bize de şimdi yardım etti vesaire. Ha neyi? Bizim ölçümüz şudur. Buna dost olana dostuz, buna düşman olana düşmanız. O kadar basit. Çünkü karşımızda imansızlık var. Ben kimseyle rekabet ediyorum. Ben manav da sen de manavsın. Karşı karşıya rakip olurduk. Ben manavım, sen ototamircisin. Rakip değiliz ki. Tam tersine oraya gelen müşteri benden de bir şey alır. Değil? Şimdi biz başka bir şey yapıyoruz kardeşim. Bizim işimiz başka. İman hizmeti. Bizim bir hedefimiz var. İmansızlık. Kimseyi kalbimize koyacak kadar salak değiliz. Ahmak da değiliz. Kalbime neye koyacağım? Ben bir parti adına konuşacağım. Aptal mıyım ben? Onun yaptıkları cinayetleri, pislikleri, o çatı altında yapılan yanlış ihaleleri, yanlış adam kayırmaları. Bir sürü pislikler var. Ben ortak mı olacağım? Akmak mıyım ben? Günah işlememek için binaya sığınmışım. Adamın şeyine ortak olacağım. Ha, bu ehvenüşer zalimin gelmemesi için konuşuyor. Bunu takdir etmiyor. Tercih ediyor. Pisliği tercih ediyor. Şeriatta necaset bile ikiye ayrılır. Necaseti galize, necaseti hafife. Hayvanın pislikleri necaseti hafifedir. İnsanın pisliği necaseti galizedir. Hayvanın pisliği var ya bırak diye, tezek necaseti hafifedir ama eliniz ayağınızdan kopan şey, et parçaları necaseti galizedir. Ya kuşların pisliği, tavuğun pisliği. Ha, o bile pislikler bile ayrılıyor. Bu partiler ayrılmaz. Ha, ne yapıyoruz? Bunu tercih ediyoruz. Ya sen adam hayvanın bilmem bok konu şey yaptığını yayıyor. Kardeşim necaset hafife yakıyoruz işte. Yakmakta kullanacağız. Haşa başka bir şey kullanmayacağız. Hayvanın tezeğini. İşte orada kullanacağız kardeşim. Kışın bize lazım olacak. Onun için koyuyoruz yani. Onun için topluyoruz. Yoksa temiz de mis amber gibi diye saklamak için koymuyoruz. Evet. Vahir davahum. En elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.